Şimdi 2'den beri işte iktidara gelemek partiden sonra hep kötüye gitti. Yıldıray'ı bilir miyim? Yıldıray da beni bilir. Koca dükkan varken alırım. Ebe bir ekonomik durum var yani. E büyük olacağım, büyük olmaya güç yok. E küçüksün, yaşaman mümkün değil. E gidiyor işte. Ne yapacağız? Efendim? Ne yapacağız? Ne yapmamız? Yapacak bir şey de var mı yok mudur? Tam bilmiyorum. Yanım ama biraz çalkantılı dönemler var. Var mı? Yani piyasa memnun değiliz. Esnaf olarak da memnun değiliz. Evet. İşler yani gerçekten çok düşmüş. Ama 7.4 büyümüşüz. Ama boşa büyüyoruz herhalde. Başkaları büyüyor. İşte kim büyüyor o zaman? Şu büyüyen de bilmiyorum da. Biz de büyümek istiyoruz ya. Başkanım. Ne hiçbir şey geliyor. İşlerden de memnun değiliz. Yani ortalık da çok karışık gerçekten. Ama ne yapacağız seçimde? Ben şimdi yurt dışına mal satıyorum. Yakada dükkanım var. Toptan satıyorum. Şimdi dolar olmuş 5 lira. Tabii. 4 lira. Nasıl yapacağım? Yani karşısı olması lazım tabii. Yani şu an işler gerçekten çok acayip durdu. Yani şimdiye kadar zaten iş açıları vardı burada, iş yapıyordu. Tabii, onlar da gitti. He, adam diyor ben devletimi seviyorum, her şeyi yapıyorum ama yani kendi yatırım yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Zaten adam da gelmez zaten, yatırım yapmak için de gelmez. Yani seçimde ne yapacaksın? Valla seçimleri söylememek lazım aslında da gereken yapacağız. Gereken yapılacak. Ama işte bana söylemesen bile işte dışarıda söylemen lazım. Tamam. Konuşman lazım. Aynen. Yani ekonominin bu gidişatı. Biz eskiden şartı... beri Saadet Partisi'ne veriyorduk zaten. Ama işte bu sefer hep beraber topluca dışarıda söylememiz, konuşmamız lazım. Aynen yapmamız lazım. Yoksa bu ekonomi bizi iyice dibe vuracak. Yok vereceğiz inşallah. Partiye baktıktan sonra ondan sonra hadi Saadet Partisi'ne gidelim. Yapacağız. Ya Erbakan hocam diyor ya dizini vurmadan işte kafayı gözü yarmadan gel ki işe yarasın. Yok zaten sıkıntımız var belediyede ilgili. Üsküdar Belediyesi'ne ilgili. Dairem de var benim. Yapamıyorlar. Bizim aile olsun. Niye şey mi? O kentsel dönüşüm olayı da biraz sıkıntı yaptılar. Biraz sıkıntı tamam. Ya adam 15 senedir hem benim belediyede... Benim 3 dükkanım var şimdi orada. 3 dükkanım. 2 dairem var. Yıkacak. 2 daire verecek bana. Bu kimse kabul etmez. Üç dükkanım var, iki dairem var. Bir iş yapıyor. Yani o yüzden zor. Arsan kaç metre? 200 metre. Bakalı bunu ya. Yani o yüzden biraz sıkıntılar var. Şimdiye kadar orada hep toplantılar yapılıyor. Yapıyorlar da başkanım hep kendi için yapıyorlar. Yok yapıyorlar da hiç ben şimdiye kadar hiç öyle bir şey görmedim. Sadece birkaç tane orada şey var, aykırı. Onlara göre aykırı dedikleri hep karşı çıkan bizim abiler var. Arkadaşlar. %90 anlaşmış başkanım. Anlaşılmaz. Kimse vermez. Ama ses niye çıkartmıyorlar? Ses çıkacak artık. Bizim mahalleye gelsin. Bizim mahalleye hiç zaten vermez. Niye vermez? Ya geçen seçimde full verdiniz. Yok bu sene kaybettik bu sene. Biraz biliyorsun başkanım. Üçgüler CHP kazandı. Ne yaptın? Ya Saadet Partisi'ne inşallah vereceğiz bu Saadet Partisi'ne. İnşallah. Şimdi ben de onu soruyorum. %7.2'den kaç büyüme oldu? Aynısını herkese soruyorum ya. Yani. Görüyor musunuz? Bizde niye oldu? Ben bir türlü anlayamıyorum. Evet. O parası olanlar da büyüme olmuyor herhalde. Parası olmayanlar da büyüme. Parası da değil. Parası olanlar da. Benim de param var ama büyüme olmuyor. Yok ama sizin o kadar paranız yok. Değil. Doğru. Olsun. Ya ona orantılı olarak büyümesi olması lazım. Normal. Ondan da bir faydalanmam gerekiyor. Tabii 7.4'te. Yani 1000 lira da olsa, 100 bin lira da olsa 7.1'in faydası olması gerekiyor. Öyle değil ama. Hükümete yakın olanlar da büyüme oluyor. İşte yani. Onlar da %10 değil.